Esnaf ve sanatkarların piri olarak tanınan Ahi Evran'ın kültürünü yaşatmak ve sürdürmek amacıyla her yıl geleneksel olarak kutlanan Ahilik Haftası, tüm yurtta olduğu gibi Isparta'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Etem Erkan Kader, Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger, İl Defterdarı Osman Koçaş, Oda Başkanları ve Esnaf katıldı. Törende ilk olarak Birlik Başkanı Ahmet Tural tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Birlik Başkanı Tural ve beraberindeki heyet daha sonra Isparta Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti. Ahiliğin önemine dikkat çeken Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Vali Baruş'a Isparta esnafına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Ahilik, Anadolu'da ticareti ve toplumsal hayatı ahlakla bütünleştiren köklü bir teşkilat. Ahi Evren tarafından kurulmuş olan Ahilik Teşkilatı'nın günümüzdeki yapılanmalarını esnafolarımız, federasyonlarımız ve çatı kuruluşumuz TESK oluşturmaktadır. Ahilik Teşkilatı'nın mirasçısı olmak bizler için büyük bir gururdur. Esnaf ve sanatkar Türk ekonomisinin omurgasıdır. Türkiye'nin barometresidir. Esnafların ahi ahlakıyla korunması ve geliştirilmesi ilk hedefimizdir. Bu vesileyle Ahilik Haftası'nı kutluyor, Ahi Evren başta olmak üzere Anadolu'ya ışık tutan tüm ahileri ve erenleri bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Sayın Valim, göreve başladığınız günden bu yana esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında oldunuz. Bizim esnaf ve sanatkarlarımız devleti baba olarak görür. Sizler de devletin temsilcisi olarak baba yüzünüzü, şefkatinizi her zaman esnaf ve sanatkarımıza gösterdiniz. Bu nedenle sizleri esnafın babası, ahi babası olarak görüyoruz. Esnaf ve sanatkarımıza gösterdiğiniz teveccüh ve desteklerden dolayı da ayrıca teşekkür ediyor. Bu ahi kaftanı da size bu yılın ahi babası olaraktan da ahi kaftanını ve sancağını takdim etmek istiyoruz. Müsaadenizle efendim. Tural konuşmasının ardından Vali Baruş'a kaftan giydirdi. Ahi sancağı takdim etti. Evet. Efendim bu da ahi sancağımız efendim. Ahi sancağının üzerinde bulunan ibare. Esnafın her zaman devletinin ve milletinin yanında olduğunu söyleyen Vali Baruş da, esnafımız ülkemiz için bir sigorta vazifesi görmektedir diye konuştu. Bugüne kadar olduğu gibi ülkemizin birlik ve beraberliği, vatandaşımızın huzur ve emniyeti için her zaman devletinin yanında duran esnafımızın bundan sonra da bu örfünü, adetini ve alışkanlığını devam ettireceğine yürekten inandığımı belirtmek istiyorum. Çünkü biz esnafımızı, ülkemiz ne zaman zor duruma düşse her zaman devletimizin, milletimizin yanında gördük ve esnafımızı bu toplumsal kaynaşmamızın temel unsuru olarak gördük. Aynı şekilde bundan sonra da esnafımızın, ülkemizin bütünlüğü için bir sigorta vazifesini sürdürmeye devam edeceğinde ve buna da yürekten inandığımızda söylemek istiyorum. Ahilik başkanımızın da ifade ettiği gibi bizim toplumsal mayamızın temel unsurlarını oluşturan ana öğelerden birisidir. Her yıl
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'nca Türkiye'de yılın ahisi seçiliyor, yılın çırağı seçiliyor, yılın kalfası seçiliyor. Bu yılda yılın çırağı olarak ilimizden terzi çırağı Emre Gülşen kardeşimiz seçildi. Bundan çok büyük gurur duyduk. Şundan gurur duyduk. Isparta hala esnafın kendi arasındaki ilişkiler ve esnafın toplumla ilişkileri bakımından hakikaten birçok gelenek ve örfün hala yaşatıldığı bir il. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Bunun yaşatılmasında hem Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığımızın hem Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımızın önemli rolü var. Bu anlamda bu esnaf arası kardeşliğe ki ahiliğin kelime anlamı zaten kardeşliktir. Bu kardeşliğin devam ettirilmesinde rol oynayan, katkı sunan herkese bilhassa teşekkür etmek istiyorum.